Efendimizle Hazreti Hatice validemizin mübarek evliliklerinde eşler arasında olması icap eden sevginin, saygının, vefanın ve mutlu bir ailenin sırları yatar. Efendimiz Hazreti Hatice'nin vefatından sonra da onu her vakit sevgiyle ve saygıyla anmış, ona karşı her zaman vefasını göstermiştir. Efendimizle Hazreti Hatice arasındaki sevgi hiç azalmadan 25 yıl boyunca artarak devam etti. Hazreti Hatice validemiz Efendimizin en büyük destekçisi, dostuydu. Vahiy kendisine geldiğinde Efendimiz bunu ilk kez Hazreti Hatice ile paylaştı. O günlerde Efendimiz'e en büyük desteği mübarek validemiz vermiştir. Efendimiz Hira mağarasına inzivaya çekildiğinde Hazreti Hatice validemiz emrinde birçok çalışanı olduğu halde Efendimiz'in yemeğini bizzat kendi götürürdü. Efendimiz ise muhterem eşinin geleceğini hisseder, dağın eteklerine kadar iner onu karşılardı. Çünkü o Hira mağarasına çıkmanın zor, meşakkatli olduğunu bilir, değerli eşine kıyamazdı. Yine bir gün Hazreti Hatice validemiz Efendimiz'i her zaman olduğu gibi evin damına çıkmış bekliyordu. Yakınları kendisine, "Ey Hatice, neden böyle yapıyorsun? Hava çok sıcak. Yaşlı vücudun yorgun düşecek." Muhterem validemiz ise, "Benim efendim güneşin altındayken ben gölgede duramam." demiş. Efendimiz'e olan bağlılığını, muhabbetini ve sevmenin ne manaya geldiğini yaşayarak göstermiştir. En büyük destekçisi, hayat yoldaşı, dostu Hazreti Hatice validemiz vefat ettiğinde Efendimiz büyük bir kedere düşmüştür. O yıla hüzün yılı denmiştir. Muhterem validemizin vefatından sonra da Efendimiz onu her vakit hayırla, sevgiyle yad etti. Ne zaman ondan bahsedilse gözleri dolardı. Efendimiz Hazreti Hatice validemize olan bağlılığını, vefasını Mekke'nin fethinde de bir kez daha göstermiştir. Bir zamanlar yurtlarından çıkarılan Müslümanlar, şimdi Mekke'yi fethetmişlerdi. 10.000 askerle muzaffer bir komutan olarak Mekke'yi fetheden Efendimiz, Hazreti Hatice validemizin kabrini ziyaret etmiş, gözyaşı dökmüştür. Sahabe, Efendimiz'e çadırınızı nereye kuralım diye sorduğunda, Efendimiz, çadırımı Hatice'min kabrinin karşısına kurun, orada onu seyredeceğim diyerek Hazreti Hatice'ye karşı olan vefasını göstermiştir. Sevmek, Allah'ın Ademoğluna bir armağanı. Eşleri bir arada tutan sevgi, saygı, vefadır. Vefa, unutmamaktır. İyi günde, kötü günde, dert ve tasa ne kadar zorlu olsa da sevmektir.